Yani Benjamin Netanyahu'nun ilk sözü orayı işgal etmek niyetimiz yok falan gibi diyor ama yani hani derler ya yalandan kim ölmüş diye Netanyahu'nun cümlesi de tam o. Şimdi İsrail'in özellikle Netanyahu'nun sıkıştığı bir durum var. Bunlar kısa zamanda bu işi bitirebileceklerdi. Orada orayı insansızlaştırıp ki çöllere sürmeyi planlamışlardı Gazilileri. Onu yapamadılar. Kısa sürede girip tamamen işgal edebileceklerini düşündüler. Giremediler. Hala kendilerinin kontrolünde olduğunu söylediği kuzey bölgesinde bile hakimiyet kurabilmiş değiller. Oralarda da çatışmalar devam ediyor. Ama niyetlerini okumak için onların söylemelerine gerek yok. Bunlar o bölgede Gazze'li istemiyorlar, Filistin'i de istemiyorlar. O bölgeyi tamamen dışarı çıkarıp oradaki insanları orada tam bir hakimiyet sağlamak istiyorlar. Tabii bunun onların böyle bir niyetinin arka planında şu var. Bir kendi inançlarına göre büyük İsrail'i kurmak var. Bir de ekonomik boyutu var bu işin. Doğu Akdeniz'de kendilerinin yani Gazze şeridi 40 kilometre uzunluğunda ama denizdeki alanı da düşündüğümüz zaman aslında etki gücü daha fazla o bölgenin. Gazze şeridini kontrol altına alıp orayı bir de Golan tepelerini ilhak ettikleri gibi Gazze'yi de ilhak ederlerse şayet Doğu Akdeniz'de büyük bir söz sahibi olma fırsatını yakalamış olacaklar. O nedenle de orada bir biçimde tam hakimiyet kurmak istiyorlar. Tabii burada Netanyahu hem iç kamuoyundan, İsrail'deki halkın tepkilerinden hem de dış kamuoyundan, dünya kamuoyundan ciddi şekilde baskı altında. Özellikle dün gece ve bugün İsrail'in hava bombardımanını daha da artırması ve bu işin bir an evvel halledilmesini gayretini görüyoruz biz onların. Çünkü kamuoyu ve dünya artık sesini çıkarıyor. Ve bu iş bu şekilde daha fazla gidemez. İlelebet süremez. O nedenle de saldırıları yoğunlaştırarak devam ediyorlar. Fakat kazanabildikleri bir şey var mı? Şu ana kadar hiçbir şey kazanamadılar. Kayıpları ise hiç de öyle onların açıkladığı gibi değil. Yani orada bugüne kadar 130 ile 150 arasında tank ve zırhlı araç kaybettiler. Ki onların içindeki asker sayısına baktığımız zaman 8-10 civarında asker sayısı değişebilir ama neredeyse 1500 kişiye yakın askerlerini kaybettiler bunlar. Tabii bu iç kamuoyunda da büyük baskı yaratıyor. Ekonomik kayıplar da çok. O nedenle de bir an evvel o bölgeyi hedeflerine ulaşacak şekilde kontrol altına almaya çalışıyorlar. Fakat Gazze'lileri şu direnişini tebrik etmek lazım. Yani onlar vatanlarına ölümüne sahip çıkıyorlar. Hayatlarını kaybetseler bile vatanlarını terk etmiyorlar. Yani bir onların yerine koyunca insan kendini şimdi çöle gitseniz ne yapacaksınız? Sina çölünde. Hiçbir ekonomik bir şey olmayacak. Sadece çadırlarda, kamplarda yaşamaya devam edeceksiniz. Bu hiçbir Filistinlinin kabul edebileceği bir şey değil. O nedenle İsrail daha fazla baskıya da dayanamayacağını düşünüyorum. Kara harekatını yapamıyorlar. Ellerinde patladı o iş. Olabildiğince havadan insan katliamına devam ediyorlar. Bu da bizim dünya insanlığı için utanç verici bir durum.